brain. Şimdi yolculuk zamanı. Benimle gökkuşağı kasabasına gelin. Arkadaşlarımız bize güveniyor. Onlara yardım etmeliyiz. Gökkuşağı bavulum ve Çako yanımda. Yapacak işlerimiz var. Yolculuğa çıkalım. Gökkuşağı. Çako'nun kalbi parlayınca ziyaret zamanı demektir. Büyük şemsiyemi açarım, onlara yardıma gideriz. Gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi, gökkuşağı rubi rubi şimdi. Büyük bebek. Atıştırmalıklara ulaşamıyorum Çako. Ben çok kısayım. Keşke uzun olup erişebilseydim. Ha, ama ben uzunum. Al bakalım Ruby'im. Ha? Sağ ol baba ama düşündüğüm kadar aç değilim ve acıkana kadar Çako ve ben odamda oynayacağız. Tamam, iyi eğlenceler. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var Çako. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. İyi ki geldin gökkuşağı Ruby. Gördüğün gibi bir sorunumuz var. Aa! Ne oldu Ling Ling? Neden her yerde su var? Aha, sadece su değil gökkuşağı Ruby. Jesse'nin gözyaşları biraz önce parmağını bir binaya çarptı. Ama bir bebek bütün köyü ıslatacak kadar nasıl ağlar ki? Sorun şu ki Jesse sadece bir bebek değil artık. O koca bir bebek. Bu Jesse mi? Ama küçük Jesse nasıl bu kadar büyük oldu ki? Ya, olamaz. Bu çok kötü. Maalesef olay seksek oynarken oldu. Jesse ve Ellie oynarlarken Jesse acıktı ve fasulyelerden birini yedi. Ama yediği sıradan bir fasulye değildi. O bir büyüme fasulyesiydi. Yanlışlıkla diğer fasulyelerin arasına karışmış. Ve onu büyüttü ve büyüttü ve büyüttü. Dev bir bebeğe dönüştü. Neyse ki fasulyenin etkisi sadece bir gün sürer. Ama sorun şu, bir günü nasıl atlatacağımız? Endişelenme Link Link, yardıma geldim. Büyük ya da küçük bütün bebeklere bakım gereklidir. Bebekçisi büyüdüyse ona bakmak için çok özel bir yol bulmam gerekiyor. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün, ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü? Bebek bakıcısı olarak yardım edebilirim. Bebek taşıyla Jesse'yi beslerim. Müzik kutusuyla sakinleştiririm. Uykusu için battaniye. Banyosu için şampuan, sabun ve havlum var. Merhaba gökkuşağı Ruby. Koca bebek Jesse'nin yerini buldum. O parkta. Parka! Ha? Ha? Jesse'nin büyüdüğünü biliyordum ama
Bu kadar değil. Merhaba. Cesi acıkmış. Ben de onu meyve sosuyla beslerim demiştim. Evet. Cesi daha çok istiyor. Daha fazla yok. Büyük bir bebeğe daha çok yemek gerekiyor. Cesi acıktı. Daha çok. Bunu duydunuz mu? O hala açmış. Endişelenme Thunderbell. Jessie'yi meyve sosuyla beslemenin bir yolunu buluruz. Mutlaka bir şeyler olmalı. İşte bu. Gökkuşağı değirmenini kullanarak Jessie'nin meyve sosunu yapabiliriz. Meyveler geliyor. Sağ ol Çako. Beni yukarı çıkar lütfen. Yaşasın meyveler. Olamaz. Vay. Jesse'nin ağzı çok büyük. Ve bu kaşık çok küçük. Kocaman aç Jesse. Pekala çocuklar, meyve sosu sürekli gelsin. Haklısın Cina. Gereken tam olarak bir kamyon dolusu su. Endişelenme Jesse. Koca bir yudum içince o hıçkırıktan hemen kurtulacaksın. Su lütfen Çako. Ama çok dağıtıyor. Bence Jesse banyo yapmalı. Ama böyle büyük bir bebek nerede banyo yapabilir? Temizlenme zamanı Jesse. Yani küvete gir. Yani göle gir hadi. Banyo yok. Hadi ama Jesse, temizlenmek harikadır. Hey hey ufaklık, anlaşılan biri banyo yapmalı. Banyo yok, Jesse eğlenecek. Hey hey hey, ıslanmak da çok eğlenceli. Jesse'yi suya sokmayı başardınız Bayan Kul. Benim için bir zevkti gökkuşağı Ruby. O ben miyim? Pekala millet. Bu banyo için ekip çalışması.
Sanırım banyo uykusunu getirdi. Müzik bebek Jesse'yi uyuması için sakinleştirecektir. Uyuma zamanı geldi. Ninni, rüya görme zamanı. Gözlerini kapa. Tatlı ninni derle. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin ve kedi yönteminle yardım ettin. Bir sorunun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz gökkuşağı Ruby. Merhaba baba, atıştırmak için hazırım. Harika Ruby. Kendini daha büyük ve uzun hissetmeni sağlayabilirim. Sağ ol baba. Özür dilemek. Hadi benimle dans et anne. Babanın en sevdiği gömleği yaktım. Senin hatan değildi anne. Ben dikkatini dağıttım. Ha? Buldum. Yukarı çıkıp babama bir özür mektubu yazayım. Hadi Çako. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Geldiğin için sağ ol gökkuşağı Ruby. Elbette Başkan Link, nasıl yardımcı olabilirim? Thunderbell çok kötü bir hata yaptı. Ve Bay Miskin beni asla affetmez diyor. Bay Miskin öyle biri değildi. Hadi Çako, Thunderbell'e daha iyi hissettirmeyi deneyelim, olur mu? Thunderbell Başkan Link'le konuştu. İyi misin? Hayır. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gerçekten mahvettim. En iyi dostumu kaybettim. Ne oldu? Hepsi büyük bir hataydı. Bay Miskin'in yeni ağaçlı yatağını vermeye gidiyordum ki... Arkama bakınca... O yoktu. Bay Miskin yeni yatağı için çok heyecanlanıyordu. Benimle bir daha asla konuşmaz. Elbette konuşur. Neden Bay Miskin'e olanları açıklamıyorsun ki? Sadece özür dile. Denedim. Ama ağaca gittiğimde dönüp bana şöyle bir bakmadı bile. Sanırım dünyadaki en iyi dostumu kaybettim. Artık balaya gidecek kimsem yok. Ve caz dansı şovuna. Birlikte gideceğimiz müzikalden söz etmiyorum bile, tamam mı? Anlaşılan Bay Miskin gösterileri çok seviyor. Sevmek mi? İyi gösterilere bayılır. Yardım etmek için Bay Miskin'e Thunderbell'in onu çok önemsediğini ve yatağını kaybettiği için çok üzüldüğünü göstermeliyim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün? Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek? Kurtarmak için.
için bütün bir günüm. Dans öğretmeni olarak yardım edebilirim. Dans hareketleri bulurum ve herkese onları öğretirim. Sonra bütün dostlarımızla Bay Miskin'e bir dans gösterisi yaparız. Thunderbell böylece özür diler. Tahtama dansçıların dans adımlarını nerelere atacaklarını çizerim. Bu megafonda herkes beni duyabilir. Ayrıca müzik çalarımla dans müziği çalarız. Adı ağaç yatağını kaybettiğim için çok üzgünüm dansı olur. Ama özür dilemeye çalıştım ve beni dinlemek istemedi. Bence bu büyük özür dinlemeye gelecek mi yani? Buldum. Bay Miskin'e parkta sürpriz yaparız. Önemli bir toplantı için parka gelmesini söyleriz. Sonra özür gösterisiyle sürpriz yaparız. Ha? Ne oldu Çako? Bu harika bir fikir. Dansın sonunda da Thunderbell büyük bir bitiş yapar. Bay Miskin çok duygulanır. Seni affetmek zorunda kalır. Evet. Hadi yapalım. Thunderbell, lütfen dostlarımızı Gökkuşağı Kasabası Tiyatrosu'na getirir misin? Çok prova yapmamız gerekiyor çünkü. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Thunderbell'in Bay Miskin'den özür dilemesi için bir dans öğrenmeye hazır mısınız? Thunderbell için ne gerekirse... Bir dosta yardım ederim. Yaşasın dans! Evet, Bay Miskin'i parka davet edin. O geldiğinde oynamaya gelmişsiniz gibi çevrede dolaşırsınız. Vay canına! Sonra Bay Miskin parka girerken bir müzik başlar. Sonra ortaya gelene kadar teker teker katılırsınız. Sonra biraz dans ederiz. Bitişi de ben yapacağım değil mi? Aynen öyle Thunderbell. Evet. Dans öğrenmeye herkes hazır mı? Pekala arkadaşlar. Önce 4 adım öne yürüyoruz. Bay Miskin gibi. 1 ve 2 ve 3 ve 4. Sonra 4 adım geri, eller havada. 1 ve 2 ve 3 ve 4. İşte bu. 4 adım öne, 4 geriye. Pekala arkadaşlar, hadi baştan deneyelim. Ve 5, 6, 7, 8. Şimdi tek yapmamız gereken ileri gitmek. Pekala arkadaşlar, Bay Miskin her an gelebilir. Yerlerimizi alalım. Merhaba Bay Miskin. Başkan Ling Ling Gökkuşağı Parkı'nda önemli bir toplantı var diyor. Herkesin orada olması gerekiyor. Tamam. Bay Miskin, gelmenize çok sevindim. Merhaba Gökkuşağı Ruby. Bir toplantı var sanıyordum. Bizi izleyin. Hemen buradan. İnanamıyorum. Bir hata daha yaptım. Ama herkes hata yapar. Bu iş böyledir. Seni incitmek istemedim. Şimdi senden özür diliyorum. Özür dilerim. Bırak affileyim. Özür dilerim. Farkına varmam gerekirdi. Özür dilerim. Sen onu kabul et. Özür dilerim için önemlisin. Özür dilerim. Bu özel şarkı ve danslar. Söylediğim şey bu. Özür dilerim. Harika, harika. Thunderbell? Lütfen beni affet. Bu muhteşemdi. Ama neden özür diliyorsun Thunderbell?
Yatağını kaybettiği için üzgün olduğunu göstermek istedi. Çok kötü hissediyorum. Ziyaretine gelince bana bakmadın bile. Umarım özrümü kabul edersin. Lütfen. Vay. Tüm bunları yapman gerekmezdi. Şaka mı yapıyorsun? Bunu istedim. Çünkü dostluğumuzdan önemli bir şey yok. Hayır, yani gerçekten gerekmezdi. Felicia paketi ormanda bulmuş ve bana getirdi. Ziyaretime geldiğinde yeni yatağımda uyuyordum demek ki. Ve seni duyamamışımdır. Sana bu yüzden bakmamışımdır. Evet, bu harika bir haberdi. Bunu duydun mu? O uyuyormuş, 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 yaşasın. Sana asla kızamam Thunderbird. Ama tüm bunları yapman gösterdi ki sen harika bir dostsun. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldiğinde kedi yöntemine yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardımseversin. Teşekkür ederiz Gökkuşağı Ruby. Affedersin babacığım. Çok kötü havalar gördük. Bulutların güneşi kapadığını. Ama birlikte çalışırsak bir yolunu bulabiliriz. Renkli şemsiye uzun.